Efendim hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. İftar saatine hoş geldiniz. Sizlerle birlikteyiz muhterem hocamız Necmettin Nursaçan ile. Evet, stüdyo konuklarımız onlar da hoş geldiler, sefalar getirdiler. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Allah iyilikler versin, afiyet versin. İftarlar, sahurlar derken günler akıp gidiyor değil mi? Cenab-ı Hak tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri kabul buyursun inşallah. Gölgesi üzerimize düştü Kadir Gecesi'nin, bayramın. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bayrama ulaşırız. Kadir Gecesi'ne ulaşırız. Cenab-ı Hak tekrarını nasip etsin inşallah. Amin. O güzel günlerin, bu özel ayların tekrarını nasip etsin. Nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz. Çok şükür Muhsin Bey. Allah iyilik versin. Siz de afiyetlesiniz. Hamdolsun. Allah razı olsun hocam. Sizinle olunca iyi olmamak mümkün değil tabii. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Nasılsınız? Siz arkamızda kaldınız diye unuttuğumuzu zannetmeyin. İstanbul Grup Kervanı. İyi misiniz? Yaşat hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Biraz sonra güzel bir eser alacağız onlardan da. Bugün neler var iftar saatinde? Telefonlarla başlayacağız. Çünkü birkaç gündür az telefon aldığımızı fark ettik. Seyircilerimizin doğal olarak hocamıza sormak istediği sorular var. Onları alamıyoruz. Vakit etmiyor bazen. Ama bu uygulamalar da çok güzel oldu. Size çok teşekkür ediyorlar hocam. Eğitici olması bakımından çok önemli. Bana da şahsen rastlayanlardan böyle teşekkür edenler oluyor. Demek ki buna ihtiyaç varmış. Kesinlikle yani, var hocam. Şahsen şurada anlatmak yetmiyor. İlla göstermek de gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Bugün de inşallah uygulamalarımız olacak. Bugün hocam vasiyet yazacak canlı yayında. Ya. Bunu söyleyelim. Canlı yayında biraz sonra vasiyet nasıl yazılır? Yaz kızım diyecek. Kendi vasiyetini yazdıracak hocam. Ya. Örnek vasiyetler var. Onları inşallah aktaracağız. Neler var mesela? Evet, vasiyetin hükmü nedir? Vasiyetin kaç bölümü bulunur? Vasiyet kaç bölümden oluşur? Bir Müslüman malının ne kadarını vasiyet edebilir? Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye vasiyeti var. Onu anlatacak hocam. Hazreti Ali Efendimiz'in vasiyeti var. Nasıldı acaba vasiyeti? Sultan II. Murat'ın vasiyeti var. Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye vasiyeti var. İbrahim Aleyhisselam'ın vasiyeti var. Peki bizim vasiyetimiz var mı? Yani sizin vasiyetiniz var mı? Yazan var mı vasiyet? Ya. Yok. Yok mu hiç vasiyet yazan? Yok. Peki hocam yazacak bugün. Canlı yayında vasiyeti yazacak inşallah. Sevgili Mehmet Ercan'a bağlanacağız yine ilerleyen dakikalarda. İstanbul'un farklı semtlerinde olacak. Ramazan atmosferini inşallah iftar saatine taşıyacak. Yine hocama sorum etiketiyle Twitter'dan sorularınız var. Ki telefon alacağım biraz sonra. Bekletiyorum izleyicimizi. Twitter'dan hocama sorum etiketiyle ulaşabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Sorular gelmeye başladı. Instagram'dan sorular geliyor. Onları da inşallah aktaracağım. Bir de VTR'miz var bugün. İnşallah kutsal topraklarda nasip olur da tekrar gideriz hocam sizinle birlikte. İnşallah. Kutsal topraklardaki ziyaretlerimize dair ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Telefonumuz hazırmış. Telefondan sonra kutsal topraklara gidelim. Merhabalar. Hoş geldiniz iftar saatine. Duyabiliyor musunuz beni? Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alo. Hayırlı iftar. Hayırlı Ramazanlar size. Teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun efendim. Ben bir sorum olacaktı hocamıza. Tabii ki. Buyurun. Şimdi biri bana iftar parası vermişti. Pardon, iftar parası diyorum. Nedir o? Oruç tutamadı da. Fidye. Fidye. Fidye parası vermişti. Kim verdi? Dedi ki, yani arkadaşım biri. Arkadaşım biri. Fidye verdi size. Evet. Evet. Biri yani bunu birine verin. Birine ver yani. O benim adıma birine vergilen. Telefona ama yakın, mesela, özür dilerim. Telefona yakın konuşur musunuz? Efendim? Telefona yakın konuşun, evet. Ha. Ama bu sefer de eşim dedi ki, biz o parayla 10-15 kişiyi alıp doyuralım. O da geçer yani, makbule geçer. Acaba bu günah mıdır, günah değil midir? Öyle onu değil. O kişilere verelim. O kişiler kendi karınlarını doyursunlar. Yani biz kişilere verelim onu. Evet. Ha, tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Bir telefon daha alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Televizyon sesini kısalım. Alo. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun efendim. Buyurun. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Selamun aleyküm. Evet, aleyküm selam. Buyurun. Selamun aleyküm.
Beni duymuyor galiba. Arkadaşlar içeriden uyarabilirlerse ben bir iki soru aktarayım. Evet. Hocam bugün aynı zamanda dün Umre hediyesi kazanan bir izleyicimiz var. Onu da inşallah ilerleyen dakikalarda bağlayacağız. Tamam. Şifreleri soracağız kendisine. Şifreleri doğru cevaplarsa bir sorunuz olacak sizin. Ve Umre hediyesini vereceğiz. Yine Mehmet Saad Kotka Hazretleri'nden günün duası olacak. Cuma gününün duası. Onu izleyicilerimize paylaşacağız sevgili izleyenler. Hazırsa tekrar merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun efendim. Ben izleyicilerimizden rica ediyorum. Telefonu hocam, aradığınızda lütfen televizyonun sesini kısın. Hocama benim bir sorum olacak. Buyurun. Hocam ben 80 yaşındayım. 80 yaşındasınız. Hay benim maşallah. Beyim 4 senelik yatalak. Evet. Yatalak. Ben beynin altını üstünü temizliyorum. Abdestli. Bana bir zararı var mı? Bu temizlediği hani kişi nasıl oluyor? Eşi oluyor. Eşi hocam. Kaç yaşında eşiniz? Siz 80 yaşındayım dediniz. Ben 80 yaşındayım. Eşiniz? Beyim 85 yaşında. 85 yaşında. 3 senelik felçli. Geçmiş yani olsun Allah şifa versin. Nasıl sevap kazanıyorsun? Elbette. Yani affedersiniz bir köpeği sulayanı cennetle müjdeliyor sevgili peygamberimiz de 84 yaşında birisi. Yani ona böyle hizmet etmek zaten de hayat arkadaşınız. Ona bakmak elbette en büyük sevaptır yani. Ya yani şunu söyleyeyim bir hadis-i yani şerif. Yani abdestliyken açıyorum altını. Hiç o zararı yok. Abdestin devam ediyor. Abdestin falan bozulmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani abdestin de devam. Onun için ben aramıştım hocam. Çok güzel. Peki elime evlatlarınız sağ. Yok mu? Anneciğim çocuklar yok mu çocuklar? Size bakacak, yardımcı benim olacak. İki tane oğlum var. Evet. İkisi de dediler hastaneden çıkınca eve almak istediler ama. Evet. Ben istemedim. Ayrı oturuyorum. Evet. O sevap senin oluyor. Demek sana ayrılmış o sevap. Oğlumun biri kadın tuttu. Ben de ona bakıyorum. Bakıyoruz biz ayrıyız. Onların huzurunu bozmayın dedim. Allah Allah. Ne güzel. Ne peki güzel. Allah şifalar versin. Geçmiş olsun. İşte el öpülecek. Elinizden öpüyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz aradığınız için. Ya maşallah. Evet biz diyor onların huzurunu bozmayalım diyor. Ne kadar diyor güzel hocam. Ya. Ne kadar yani güzel. Bir şey evlatlara da laf söylemiyor. Şu hadis-i şerifi evet. de okuyayım. İnna Allaha yuhibbu ebna'es seb'in ve yestahyi min ebna'es semanin. Allah 70'likleri sever, 80'liklerden haya eder. İşte Rabbimizin sevdiği, haya ettiği yaşlı kişi bu. Allah razı olsun. Bir telefon daha alalım. Yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hello. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Hocama ben bir soru sormak istiyorum. Evet şu efendim. An duyuyor hocam, buyurun dinliyor efendim. Sizi. Benim 16 yaşında bir oğlum var. Evet. Hocam benden izin vermedik gittik kendine dövme yaptırdı. Bunda benim ne kadar günahım var onu merak ediyordum. Senin günahın yok çünkü artık o mükellef oldu. Allah'a karşı, dine karşı sorumludur. Müstakil bir şahsiyettir. Şimdiye kadar sen vereceğini verdin, herhalde görevlerini yaptın. Sorumluluk oğlumuza aittir. Sen müsterih ol, oğlumuz dövme yaptırdı. Ama bundan vazgeçsin. Bunlarda fayda yoktur. Yani rahmet peygamberi dövme yapana da yaptırana da Allah lanet etsin diyor. Bunda ne fayda var öyleyse? Siz de müsterih olun. Zannederim oğlunuz da ikna olacak. Ve bir daha da yaptırmayacak herhalde. Yaptırdığını da illa sök diyecek halimiz yok. Sökülmez de zaten. Hele yapıştırma şeklinde olursa sökülür de. Kalıcı dövme. Öteki kalıcı olursa yapılacak. Kalıcı, evet. Kalıcı, ya hiçbir şey yok ama yaptığına pişman olur, tevbe eder, o kadar.
Hocam bir soru daha sormak tamam. istiyorum. Tamam. Çok kısa buyurun. Evet, şimdi diyelim fitreyi bir gelinin çocuklarının kaynatası verebilir mi? Kayınpeder... Gece verebilir mi torunların fitresini? Yani vermek istiyor, verir. Çok iyi olur tabii, iyi olur. Verebilir, ha. Haber de verir. Ben torunlarımın fıtrasını verdim de der yani. Gelin de bilsin, oğlu da bilsin yani. Evet. Çok sağ ol. Peki. Teşekkür ederim. Hayırlı iftarlar. Teşekkürler, sağ olun. Evet, şimdi kutsal topraklara gideceğiz hocam. İnşallah. Ziyaretlerimizden birisi de Mescid-i Kıble'teyindi. İki kıbleli mescitti. Evet. O ziyarete dair görüntülerimiz var, detaylar var. Bunları seyircilerimizle paylaşmak istiyoruz. Evet, hemen görüntüleri izleyelim. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin cennet bahçesi olan şehri Medine'deyiz. Peygamber hüzünlüydü. Rabbinden gelecek haberi bekliyordu. Atası İbrahim'in inşa ettiği Kabe'ye dönmek istiyordu namaz kılarken. Gönlünün yönelmek istediği kıble Kabe'ydi. Dostu Cebrail'in kapısını çalmasını bekliyordu. Son din olan İslam'ın ve son peygamber olarak kendisine ait bir kıblesinin olmasını istiyordu. Rabbi hüznünü sona erdirmek için vahiy meleği Cebrail'i göndermişti. Medine'de iki kıbleli mescit diye adlandırılan bir duanın, bir bekleyişin kabul olduğu mescitteyiz. Vahiy ile Kabe'nin tüm insanlığın kıblesinin olduğu yerdeyiz. Değerli seyirciler, şu anda Medine-i Münevvere'de Mescid-i Kıble'teyindeyiz. Buranın önemi, özelliği nedir? Onu arz edeyim. Bilindiği gibi İslam'ın ilk günlerinde sevgili Peygamberimiz namaz kılarken Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e yönelir idi. Bunu da Yahudiler dedikodu konusu yaptılar. Kendinin özel bir kıblesi yok, bizim kıblemize yöneliyor diye. Peygamber Efendimiz bu dedikodulardan rahatsız olurdu. Rabbimiz bir ayet gönderdi. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا Ey Peygamber, senin razı olacağın bir kıbleye seni yönelteceğiz buyurmuştu. İşte bir berat gecesinin gündüzünde Peygamber Efendimiz burada öğlen namazını kıldırırken namaz esnasında vahiy geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Peygamber, bundan böyle namaz kılarken yönünü Kabe tarafına çevir. Namazdayken Peygamber Efendimiz döndü. Bu olayın cereyan ettiği mahal olduğu için de Mescid-i Kıble'teyn İki kıbleli cami adı verildi. Bunu da dedikodu konusu yaptılar gayrimüslimler. Bizim kıblemizi bıraktı, kendine özel bir kıbleye dönüyor diye. Bunun üzerine de Rabbimiz şu ayeti gönderdi. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَارِبِ Bizatihi doğuya dönmek, batıya dönmek, erdem bu değildir. Erdem Allah'a inanmaktır, meleklere inanmak, peygamberlere inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır.
erdem malıyla hayır hasenatta bulunmaktır. Erdem insanlara iyilik etmektir. Yani sabr-ı sebat sahibi olabilmektir. İşte kullukta sadık olanlar, işte takva sahibi olanlar bunlardır. Hocam sağ taraf Kudüs Mescid-i Aksa iken doğru. Sol taraf tamamen aksi istikamet. Evet. Aksi istikamete gelenlerdi zaten. Evet. Yukarıda ne yazıyor bilmiyorum. Uzak gözükmüyor. Resmini çekiyorlar, fotoğrafını çekiyorlar. Evet. İşte önemli bir şey olsa yani o tarafa dönülürken namaz sırasında evet. Bu tarafa dönüyor. Bu cihetteyken evet. Efendimiz bu dönüyor. Tarafa. Evet. Evet. Kabe'ye. Ve işte konuyu özetleyen Bakara suresi 177. ayeti de asıl erdem, bakın iman esasları, mali bedeni ibadetler, sonra da ahlak esasları. İşte asıl erdem budur. Mesele buna sahip olmaktadır. Burası Turgut Bey, sevgili Peygamberimizin ashabının bulunduğu ve vahyin indiği yer olması hasebiyle çok önemli. Gelin duaya. Evet. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyen Aliyyil Alem Bakar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ya evvelel evvelin, ya ahirel ahirin, ya zel kuvvetil metin, amin. Ya rahimel mesakin, amin. Ya hayyu ya kayyum, amin. Ya zel celal vel ikram, amin. Ya erhamel rahimin. Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin, sana hamdolsun. Amin. Sıhhat verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin. Sevgili elçiyin, Resulüyün hatırası bulunan bu kutsal mekanlara getirdin. Sana hamdolsun. Amin. Ruhlar aleminde sana verdiğimiz kulluk sözleşmesini yenilemek istiyoruz. Lütfunla, kereminle bizi kabul eyle. Amin. Sana layık kul eyle. Amin. Habibine layık ümmet eyle. Amin. Kur'an'a kadim millet eyle. Amin. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Amin. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Amin. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Amin. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Amin. Harim-i Kabe'n için, Habibi Ekrem'in için, burada indirdiğin, gönderdiğin Vahyi Celil'in için ehli İslam'ı aziz ve mansur eyle. Amin. Düşmanlarını zelil ve mahkur eyle. Amin. Yolumuzu bekleyenlere salimen kavuşabilmeyi nasip eyle. Amin. Bizi uğurlarken kutsal mekanlarda da bizim için dua edin diyerek bizden dua bekleyen kardeşlerimizi korktuklarından emin, umduklarına nail eyle. Amin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Şehidimizin kanından rengini alan bayrağımızın rengini soldurma. Amin. Yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olmuş aziz milletimizi birlikte, dirlikte daim eyle. Amin. Ya Rab, hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Aile yuvamızı bizler için dünyada cennet eyle. Amin. Dünyada beraber olduğumuz eş ve çocuklarımızla ebedi hayatta cennetinde, cemalinde beraber eyle ya. Amin. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü. Rabbimizin rızası için El Fatiha. Evet. Evet, iftar saati devam ediyor sevgili izleyenler. Muhterem hocamız Necmettin Nursaşan'la birlikte, sevgili Esra bizimle birlikte. Ekibimizden bir kardeşimiz, arkadaşımız, hoş geldin. Teşekkür ederim. Bugün hocama soruları var. Benim sorularım yetmiyor. Ben zaten hocamı bunaltıyorum sorularımla. Bir de Esra'nın soruları var. Allah razı olsun. Peki, şimdi bugün hocamla inşallah vasiyeti biraz konuşacağız bu bölümde. Vasiyet nasıl yazılmalı, vasiyeti kimler yazar, ne zaman yazar, ondan sonra büyüklerin vasiyet örnekleri var. Bir de hocamın vasiyeti olacak bugün, vasiyet yazdıracak. Esra yazacak o vasiyette işte. Lütfen kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bir de inşallah bugün dini uygulamalarımızda inşallah tadil erkan ile namaz nasıl kılınır onu göreceğiz i̇nşallah. Hocamızdan. Ama hepsi ilerleyen evet. Dakikalarda reklama girecekmişiz. Önce reklamlar, reklamlardan sonra birlikteyiz. Hay hay, 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 hay
Ben gülü top gencine bir ay. Hay hay. Beveş kamın cimir ay. Hay hay. Ben bu ne fena esir ay. Hay. Tümün cibi ben Medine. Hay. Selatullah selamullah. Hay hay. Aleyke ya Resulallah. Selatullah selamullah. Hay. Aleyke ya Habiballah. Hay. Selatullah selamullah. Hay. Hay. Aleyke ya Resulallah. Hay. Hay. Selatullah selamullah. Hay. Aleyke ya Habiballah. Medine gülmedi be. Hay hay. Akılcı serimindi be. Hay hay. Çevdir cenabesi be. Hay. Üzümün gibi ben Medine. Hay. Medine gülmedi be. Hay hay. Akılcı serimindi be. Çevdir cenabesi be. Hay. Üzümün gibi ben Medine. Hay. Selatullah selamullah. Hay hay. Aleyke ya Resulallah. Hay hay. Selatullah selamullah. Hay. Aleyke ya Habiballah. Selatullah selamullah. Hay hay. Aleyke ya Resulallah. Hay hay. Selatullah selamullah. Hay. Aleyke ya Habiballah. Hay hay. Kevnedin dileme kure. Hay. Üzümün gibi ben Medine. Hay. Rüya Medine be kure. Hay hay. Cavimin minat eşile. Hay hay. Kevnedin dileme kure. Üzümün cibi ben Medine. Hay. Selatullah selamullah. Hay hay. Aleyke ya Resulallah. Hay hay. Selatullah selamullah. Hay. Aleyke ya Habiballah. Hay. Selatullah selamullah. Aleyke ya Resulallah. Hay hay. Selatullah selamullah. Hay. Aleyke ya Habiballah. Evet, İstanbul Grup Kervan'a çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sesinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ve devam ediyoruz iftar saatine sevgili izleyenler. Bu bölümde inşallah vasiyeti hocam anlatacak ve bir de kendi vasiyetini yazdıracak sevgili Esra'ya. Esra'nın da vasiyetle ilgili soruları var hocamıza. O soruları da kendisinden alacağız. Sizin sorularınız varsa sizin sorularınızı alalım. Vasiyet kimse yazmamış galiba burada değil mi? Stüdyoda vasiyet yazan yok şu anda. Evet. Vasiyet yazanı bilen ya da gören var mı? Yani benim babam yazmıştı biliyorum dediğiniz birisi var mı? Ya da akrabamdan birisi yazmıştı. Yok, o da yok. Peki telefonumuz varmış hocam. Telefondan sonra Esra'nın sorularını duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hocam. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hocam duyuyor sizi, hemen sorunuzu alalım.
Benim annemle babam bebekken ayrıldılar. Beni babaannem büyüttü. Ben 35 yaşındayım. Ben 8 adet diyaliz hastasıyım. Şu anda hastanede yatıyorum. Ben gittim annemi buldum. Ve annem yanıma bir kere gelmedi. Bana sevgi, şefkat göstermedi. Ben para da istemiyorum. Ama bir kere olsun yanıma gelmedi. Ben telefon açıyor. Ben bakmıyorum. Yani görmekte istemiyorum. Acaba günahmış diyorum. 35 yıldır annenizi görmediniz mi? Evet. 35 yıldır hiç annemi görmedim. Beni babaannem büyüttü. Evet. Şimdi evliyim. Bir tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Peki evet. Anne baba ayrıldı. Ondan sonra evet. Siz babada babaannede kaldınız. Evet. Ve koptunuz anneden. Tamamen koptum. Annemi hiç görmedim. Anneniz de herhalde bir başka evlilik yaptı. Evet. Onun da çocukları oldu. Evet. Hatta evet. Nakil olmak gerekiyordu. Evet. Anneme gittim söyledim. Annem bana vermedi. Peki bu 35 yıllık evet. Süre içerisinde siz ya da annenizden bir girişim oldu mu görüşmeye dair? Hayır. Olmadı. Hayır. Hiç. Ben peki, çok aradım ama olmadı. Bulamadınız annenizi. Hayır, o beni görmek istemedi. Ha. Şimdi de ben onu yani bilmiyorum. Böbrek nakli olmam gerekiyordu. Bana vermedi. Anneniz işte vermedi. Dedi. Ne evet. Böbrek nakli. Ve bu benim çok zoruma gitti, içime battı ve şimdi onu görmek istemiyorum. Ben sevgi şefkat istedim. O da bana göstermedi. Günahmış diyorum acaba. Hanım kızım, ne olursa olsun annendir. Gel böyle düşünme. Rabbim size şifa versin. Evet. Fatihul Ebvab'dır yüce Allah. Bir evet. Kapıyı kapatırsa 1000 evet. Tane kapı açar. Sen evet. Hatta annen için dualar et. Kırgın dargın olma. Rabbim kapılar evet. Açar. Efendimiz buyuruyor ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen ana babasının duasını alsın. Şimdi sen ona cephe alırsan o da sana cephe alır. İyisi mi sen yine ona fırsat bulunca saygı göster. Hatta arayıp bulup elini öpüp duasını alsan daha da iyi olur. Hocam gittim elini öptüm böyle sarılmak istedim. Benden çok uzak durdu böyle buzdolabı gibi durdu. Sanki bir şey ister mi acaba diye belki onu düşündü. Sen de gel hiçbir şey olma. Müstani ol. Allah'tan iste. Rabbim evet. Anneni vasıta edeceğine bir başkasını vasıta eder. Güzel kızımız. Hocam bir soru daha sorabilir evet. Miyim? Ha, buyurun. Ben oruç tutamıyorum. Evet. Buna kefaletini verebilir miyim ve buna kadar? Yani kefaleti acaba? Hanım kızım oruç tutamıyorsun ama inşallah iyi evet. Olup tutacaksın sen değil mi? Evet. Yani hiç evet, iyi inşallah. Olmayacak mı dediler? İyi olacak durum var ufukta değil mi? Öyle olunca sen fidye vermeyeceksin, iyi olunca tutacaksın inşallah. Şimdi iyi olmam mümkün değil, nakil olmam gerekiyor. O da yok yani. Böbrek nakli olması gerekiyor. Ha, böbrek evet. Nakli olması gerekiyor. Evet. Dur bakalım ufukta Rabbimiz ne kapılar açar. Şimdilik sen fidye verme. İnşallah iyi olduktan sonra, şifa bulduktan sonra evet. Tutamadığın günleri tutacaksın. Gör Rabbimiz kapılar açar. İnşallah. Güzel kızım. İnşallah. Evet. Allah şifa versin. Bakın buradakiler de amin dedi hocamızın duasına. Bak şu hatırayı anlatayım. Buyurun ben hocam. Ben Diyanet Dergisi'nde okudum. Buyurun. Bir hanım kardeşimiz diyor ki böbrek hastasıyım. Diyaliz de yetmeyecek. Ufukta iki ihtimal görünüyor. Ya genç yaşta öleceğim ya da Amerika'da trafik kazası olacak. Adam ölecek. O adamın böbreği Ankara'ya getirilecek. Benim bulunduğum ile telefon edilecek. Ben de Ankara'ya geleceğim. Ve o ameliyatla o böbrek bana takılacak. Uyum sağlarsa yaşayacak. Hiç ümidimi yitirmedim. Aynen şu ikinci alternatif gerçekleşti. Şimdi uyum da sağladı. Sağlığım yerinde ya. Yaşıyorum. Rabbime hamd ediyorum diyor. Bazen de böyle isyan ediyorum. Acaba o da mı günah? İsyan doğru değil hanım kızım. Yani bak evet. Bazı imtihanlar geçirmişsin. İmtihansız kul evet. Yok. Allah var, her şey var. Allah fikriyle her şey güneş gibi aydın. Ona sığınalım sevgili kızımız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, sağ ol. Peki, geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Hayırlı Ramazanlar inşallah. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun.
Bir telefon daha alalım, sonra vasiyet konusuna geçeceğiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkürler. Hayırlı cumalar, hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Sağ olun. Çok. Ben 2 ay önce annemi kaybettim ve babam 72 yaşında. Hani emekli maaşı var, evi var, arabası var. Biz 3 kardeşiz. Birimiz, hanemiz, annemi yaşıyorken de çok ilgisizdi. Şimdi 2 kardeşiz. Babam evde kalamıyor, korkuyorum diyor. Cenaze evi diyor, karabasan geliyor diyor. Babam Allah'a çok şükür ki durumunda hani maddi manevi bir sıkıntı yok. Ama hani böyle evinde kalmak istemiyor. Hani başka bir ev tutalım, başka bir ev kiralık veya satalım alalım diyoruz. Onu da istemiyor. Öbür kardeşim de 15 gündür onlardı. Biraz bende kaldı, biraz onda kaldı. Ben eşime bakımlıyım. Yani ben maaş falan almıyorum. Bir de küçük oğlum var. Babam devamlı, şimdi kardeşim dün bana telefon açtı, artık ben gidiyorum, babam sana emanet, bak yaşa, ne yapıyorsan yap dedi. Ben tabii şimdi ne yapacağımı şaşırdım. O da gidiyormuş artık, o ilde şundan ev almışlar. Ben babamla böyle ne yapacağımı bilmiyorum. Çok yani bu şekilde imtihan edilmek istemiyorum ama yani insanın yükü insanı, yani daha hareketlerim kısalacak, ne bileyim bazı şeylerde sonun ne olacağını, yani günahına giderim diye korkuyorum. Yoksa bunu ne yapmam gerekiyor Nurtucan Hocam, bana bir yön verir misiniz? Şimdi tabii adamın elinde değil, yani korkuyor, yalnız kalamıyor, bu psikolojik bir şeydir bu, korkuyor. Evet. O halde bu kişinin yanında sizlerden biri kalamıyorsa ücretiyle birisini ona eş edeceksiniz adamı. Yani onun ücreti verilecek. Onu da düşündük hocam, bulamadım. Yani düşünüyorum hayırla böyle namazında yani böyle iyi birini istiyorum ama o da denk gelmiyor. Yani benim babamam, ben günaha girer miyim? Bunu çok merak ediyorum. Babama diyorum her zaman gelebilirse ama hani ömür boyu yaşamayız. Sen de rahatsız olursun, ben de. Ama diyorum her zaman çok sıkışırsan her zaman ben varım diyorum ama zaman zaman da hani devamlı yaşamayı da göze alamıyorum. Çünkü ben de eşimin eline bakımlıyım. Benim de hani bir kendime ait çocuğum var. Kendime göre bir yaşantım var. Yani günahına girer miyim hocam? Sana danışmak istedim. Ben babama yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. Işte, böyle evlatlık insan bugün. Ya siz bakacaksınız ya da baktıracaksınız. Olmadı, devletimizin kapıları açık. Devletimize teslim edeceğiz. Yalnız korkuyor, adamın elinde değil. Yani huzur evlerimiz var. Bunun için bu zaruretten dolayı ya huzur evine veririz, ya yanına birisini veririz, ya da siz kalırsınız. Sizlerden biriniz yanınıza alırsınız. Yol budur. İşte imtihan bu. Ananın babanın rızasındadır Allah'ın rızası. Onu hoşnut ettik mi Allah da hoşnut oluyor. Allah'ın rızası annenin babanın rızasındadır. Onları hoşnut edersek Allah'a da hoşnut etmiş oluruz inşallah. Evet. Doğru. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Peki efendim. Sağ olun. Evet. Esra, sorularım var hocama değil mi? Tamam. Biraz daha sabır. Mehmet Ercan, çünkü ona bir bağlanalım. Merhaba diyelim. Nerede bir öğrenelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Sevgili Mehmet Ercan, merhabalar. Kolay gelsin. Hasan'la sana kolaylıklar diliyorum. Sevgili merhabalar Hasan'la. Sevgili Muhsin. Şu an nerede olduğunu tabii ben merak ediyorum. Neredesin? Sendeyiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın sevgili Muhsin. Selamlarımızı iletiyoruz. Evet, Necmettin selam. Nur Saçan hocamızın ellerinden öpüyoruz. Stüdyoda izleyenler ve şu anda ekranları başında Kanal 7 izlemekte olan herkese selamlarımızı iletmiş bulunduk. Eyüp sınırları içerisinde Hazreti Ka'b bin Malik Hazretlerinin kabrinin bulunduğu rivayet edilen yerdeyiz. Ziyaret edenler var. Onlarla görüşeceğiz. Onlarla konuşacağız. Bir kardeşimiz var yanında. Henüz hiç konuşmadı kendisiyle. Geldiğinden beri ben kendisini böyle tutuyorum. O da sağ olsun hani bizim için annemiz yaşında biri annemizdir. Babamız yaşında birine baba diye sesleniriz. Dışarıda herhangi birine amca diye sesleniriz. Hiçbir şey yapmasak minibüsteki herhangi birine parayı uzatırken birader diye sesleniriz. Bu bizim inancımız gereği. Karındaş olmasak bile din kardeşimizden gelen güzel örfümüzden, adetimizden. Adın ne senin? Kerem. Kerem. Niye hiçbir şey söylemiyorsun? Bu adam ne yapıyor? Tuttu gözümü kapattı diye. Hangi aydayız? Haziran. Abi bu tabii ki çocuk bunu söyleyecek. Ramazan değil mi? Ramazan. Gel bakalım buraya. Sen de koş bir selamlaşalım. Gel buraya. Aileler var, hemen sağ tarafı gösterebilir misin Hasan abi? İftar mı edeceksiniz burada? Evet. Adın ne senin? Mus'ab. Mus'ab.
İsmin güzelliğine bakar mısınız? Peki yanaklarınızdan öpüyorum. Hadi benimle beraber gelin şöyle. Hazreti Ka'b bin Malik Hazretlerinin makamının rivayetlere göre kabrinin bulunduğu yer burası. Hemen sol taraf. Buraya doğru ilerliyoruz. Kendisini 50 gün boyunca Mescid-i Nebevi'nin orada zincirleyen ve tövbe eden bir sahabe. Nedenlerini paylaşacağım sizlerle birazdan. Hocam da biliyordur. Onları da hocam da sizlerle paylaşır Necmettin Hocam. Ziyaretçiler var. Onlarla görüşeceğiz. Giriş hemen burası. Eyüp'te surlara yakın, yani Balat'ın başlangıcında surlara yakın olan bir yerde meftun. Hazreti Ka'b radiyallahu anh. Selamünaleyküm, hayırlı Ramazanlar. Ziyarettesiniz. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Adınız? Süreyya. Süreyya annemiz. Nereden geliyorsunuz? Ben Çinevler'den geliyorum. İstanbul Çinevler. Nerelisiniz? İstanbul'uz diyelim. Evet. Hazretin rivayetlere göreni burada olduğunu nereden biliyordunuz? Ziyaret etmek nasıl aklınıza geldi? Benim sevgili arkadaşım. Ahiretliğiniz mi? Evet, ahiret. Öyle derler ya, çok hoşuma gidiyor. Annelerimiz der bunu, evet, ahiretliyim diye. O daha iyi şey yapar. O getiriyor beni bunlara. Ben unutuyorum daha doğrusu. Sağ olsun. Sağ olsun, Allah razı arkadaşım. Olsun. Eyvallah. Evet, hemen birer selam vereyim ve devam edelim. Sizin isminiz efendim? Ben Menekşe. Menekşe hanımefendi. Hülya. Hülya hanımefendi. Sıla. Sıla, genç kardeşimiz. Kaça gidiyorsun? Ona geçtim bu sene. Ona geçtin. Evet. Eğitim, öğretim hayatında başarılar diliyorum. Teşekkürler. Burada da dualarınızdan biri olsun. Sevgili Sıla gibi genç kardeşlerimizin de eğitim hayatı başarıdan başarıya koşarken hiç yorulmadan devam etsinler. Nereyi istiyorsa orayı kazanır inşallah. Ufkun, yolun, bahtın, gönül dünyan açık olsun sevgili Sıla. Para versen bu duaları etmezler. Bunu da bil diye burada önemli bir yerde ettik. Sorusu olan var mı? Şu anda Necmettin Nur Saçan hocam canlı yayında bizleri izliyorlar. Hazır biz buradayken var mı sorusu olan kimse? Sizin? Var mı? Buyurun. Menekşe miydi efendim? Menekşe. Buyurunuz. Ben durumu olmayan kişiler de fitre verebilir mi? Yani fitre verecek durumu yok. O fitre alıyor fakat çok üzülüyor. Ben hani veremiyorum bu diye. Bu da ihtiyaç sahibi aslında. Evet. Bunun hükmü nedir yani? Bunu öğrenmek istiyorum. Çok isabet oldu gerçekten. Aslında kendisi de biliyor değil mi yani bu konuda durumu olmadığını, ama yine de istiyor. Yardım etmek istiyor. Kulağıma sesi alabilirsem hocam, belki cevaplamak isterse şu an itibariyle ben de duymuş olurum. Menekşe hanımefendinin böyle bir sorusu var. Fitreye ihtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan biri yine de kendisi de yardım etmek ve fitre vermek istiyor. Bunun hükmü nedir diye ben de duyarsam şayet birazdan sizlere de ben Hazreti ziyaret edip sonrasında da size cevabını vermiş olacağım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sevgili Sıla, sizlerin nezdinde. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim, sahabeden Hazreti Ka'b bin Malik Hazretlerinin yattığı yer olarak rivayet edilen yerdeyiz. Eyüp'te hemen surlara yakın. Yanında çevresinde de birkaç sahabe-i kiram efendimiz daha bulunmakta. İşte buranın manevi huzuru, bütün canlılar için huzur. Tüm canlılar için huzur. Onlardan biri de burada, yavru bir kedi. Bismillah diyelim ve içeri girelim. Tebuk seferinden geride kalan 3 sahabeden biri Hazreti Ka'b bin Malik Hazretleri ve 50 gün boyunca tövbe ederler. Şu yazıyı hatırlayacaklar Kanal 7 izleyicileri. Şuradaki yazı. Ben size bu yazının aynısını Urfa'da Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaraya girerken de gösterdim. Dün Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin manevi makamının bulunduğu, türbesinin, kabrinin bulunduğu yerde de gösterdim. Ve işte bugün de burada. Hu diye yazılmış, edeple giren lütufla gider, lütufla çıkar sözüne istinaden edeple girilmesi gereken yerlerden biri. Selamünaleyküm. Ve işte Hazreti Ka'b bin Malik Hazretlerinin kabrinin bulunduğu rivayet edilen yer. İnsanlar özellikle Ramazan-ı Şerif'te bu ayda gelip dualarını yerine getirip ellerini açıp gönüllerinden gelen istek ve arzularını, affedilme arzularını bu vesileyle Cenab-ı Allah'a yakarışlarını meydana getirdikleri yer. Haklarında Tövbe suresinin 117, 118 ve 119. ayetlerinin de nazil olduğu söylenen tövbelerinin kabul olduğu, ki az önce dışarıda ben bu çekimi gerçekleştirirken Mescid-i Nebevi'ye kendisini 50 gün boyunca zincirle bağlayan ve bu konuda tövbe eden, Tebuk seferinden geride kalan 3 kişiden biri olduğu için tövbe edenlerden biri olduğu rivayet edilen sahabe-i kiramdan Hazreti Ka'b radiyallahu anh'ın kabrinin rivayet edilen yer. Allah burayı ziyaret edenlerin
duasını bu vesileyle kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere de. Sevgili Muhsin, Eyüp'ten seslenmeye gayret ettik. Çok, bu önemli manevi atmosferi sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Sevgili Mehmet Ercan, Allah ziyaretinizi kabul etsin. Oraya ziyarete gidenlerin ziyaretlerini de kabul etsin inşallah. Hocam, Ka'b bin Malik radıyallahu anh. Evet. Kısaca bir şeyler söylemek gerekirse, efendim, neden İstanbul'a gelmiş, neden buralara kadar gelmiş, o soruyla başlayalım. Malik doğrusu yani doğruluğuyla örnek olmuş. Edip, şair bir insan nedir? Suçu Tebük seferine gitmemiş. Evet. Ben diyor yalan söylemeyi düşündüm ama Cenab-ı Hak peygamberine bildirir, bu sefer daha perişan olurum. Yoksa yani ikna gücüm var diyor. Edip hatip bir insan yok diyor. Yaptığım yetmiyor gibi bir de yalan söyleyeceğim öyle mi? Huzura giriyor. Ya Resulallah, sefere katılmamam için hiçbir engel yoktu. Hiçbir zaman iki tane devem olmamıştı. Bu sefer iki tane devem vardı. Hiçbir maniyim yoktu. Sağlığım da yerindeydi. Ama nefsime uydum, gitmedim. Cezam neyse onu verin. 50 gün gözyaşı döktü. Dünya genişliğine rağmen dar geldi ve Allah da tevbesini kabul etti. Yani sanki büyük işlem, doğruluğu görüyor musunuz? Doğruluk. Evet. Yandı, yakıldı. Allah da tevbesini kabul ettiğini ayetle tescil etti. Ayetle tevbesi efendim. Peki, konumuza dönelim tekrar. Sevgili Esra sorularını hazırladı, bekliyor. Biz de hocamızdan tabii özellikle benim beklediğim bazı vasiyet örnekleri var. Onları bekliyorum. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın vasiyeti nasıldı, onu bekliyorum. Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye vasiyeti nasıldı, onu merak ediyorum. Sultan II. Murat'ın vasiyeti nasıldı, bu vasiyeti de merak ediyorum. Aynı zamanda Hazreti Ali Efendimiz'in vasiyeti var. O vasiyet hocamızdan duyacağız. Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye vasiyeti var. Vasiyeti de hocamızdan duyacağız ama yine merak ettiğim bir başka vasiyet hocamızın vasiyeti. Hocam dedi ki bugün ben de bir vasiyet yazdıracağım dedi. Esra yazacak ama Esra'nın öncelikle soruları var hocam size. Tabii. Esra'nın sorularıyla başlayalım. Benim de merak ettiğim birkaç sorum var hocam. Tamam Esra Hanım. Öncelikle sizin vasiyetiniz kaç bölümden oluşuyor? Benim de herkesin de yazacağı vasiyet 3 bölümden oluşmalı. Evet. Birinci bölüm Allah hakları bölümü. Düşüneceğim şimdi. Allah'a karşı ne gibi borçlarım var benim? Ha, 2 sene kurban kesmedim. Ha, kurban borcum var. Hac üzerime farz oldu, gitmedim. 10.000 lira zekat vermem gerekiyor, zekat borcum var. Ha, tamam, Allah'a karşı borçlarım bu. 2, Allah'ın kullarına karşı ne borcum var? Allah'ın kullarına karşı, efendim, filan kişinin şu kadar vereyim. O verilmeli o. Filan kişinin de gıybetini ettim. Yani adamın hakkında ileri geri konuştum. Ha, kul hakkı. Öyleyse yani şu parayı da ona verdireyim de o da hakkını helal etsin. Kula. Üçüncü bölüm ne? Üçüncü bölüm de yakınlarıma ömür boyu söylediğim hayır öğütleri bir kere daha söylüyorum. Diyorum ki kimsenin mal itibarına zarar vermeyiniz. Oğlumun eline öyle bir fırsat geliyor ki devletin kilit noktası eline gelmiş, milyarları cebedebilir. Ama aklına düşüyor ya, ben öyle bir babanın evladıyım ya. Adam vasiyetinde ne dedi? Dedi kimsenin malına, canına, ırzına, itibarına zarar verme diye hayatının anayasası etmiş adamın evladıyım. Hayır, elimi süremem. Ve böylece hani 3 kişinin ameli eser bırakan, ilmi eser bırakan, hayır dua edecek evlat bırakan kişinin amel defteri kapanmaz. Yani görülüyor ki bak, vasiyetnamemin 3 bölümü. Birinci bölüm Allah hakları. Birinci bölüm kul hakları. İkinci, yani kul haklarının hedefi ne? Başkasının hakkı bende kalmayacak, benim hakkım başkasında kalmayacak. İkinci bölüm Allah hakları. Allah'a karşı ne gibi görevlerim vardı da yapmadım ben. Yapmadığım görevlerim de ömür boyu söylediğim hayır öğütleri bir kere daha söylüyorum.
Demek üçüncü bölüm bu. Üç bölümden oluşuyormuş Esra vasiyet. Üç bölümde not aldık değil mi? Evet. Başka sorun var mı vasiyetle ilgili? Diğer bir, evet var. Diğer bir sorum ise vasiyet yazabilmek için sizin gibi büyük yaşlara erişmek mi gerekiyor? Yoksa ben genç yaşta da vasiyet yazabilirim. Kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım. 20 yaşında mesela ben şimdi, şu anda vasiyetimi yazabilir miyim şimdi diyor. Şimdi bu soruya sevgili peygamberimizin verdiği cevapla cevap vereceğim. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki kişinin yanında vasiyeti yazılı olmadan iki gece geçirmeye hakkı yoktur. İmza Allah elçisi. Bu hadisi nakleden kişi Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Hazreti Abdullah. Ben bir gece bile geçirmedim, vasiyetimi ya yazılı hale getirdim. Şu ayete bakın. Sonra ya eyyühellezine amenü ettekullah vel tenzur nefsüm ma gaddemet li gadim vettekullah. Ey müminler Allah'tan korkun. Yarın için ne hazırladıysanız ona bir bakın. Yarın tabire bakın. Yarın için ne hazırladıysanız ona bir bakın. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutursanız Allah size sizi unutturur. Allah akıllı kişi kimdir ya Resulallah? Ölüm ötesini çok hatırlayan ve hazırlanandır. Yevme izin yetezekkerul insanu ve enna lehu zikra. O gün kişi karı zararı anlar ama ne anlayış, ne işe yarar? Bir faide bahşeder mi heyhat? Vaktinde edilmeyen nedamet. Evet. Başka sorun var mı Esra? Evet, son olarak da hocamdan öğrenmek istediğim bir şey daha var. Yazdığımız bu vasiyetleri nerede muhafaza etmeliyiz? Tabii, vasiyetnameyi diyelim ki iki tane sadık dostum var. Ben vasiyetname yazarken önce şunları söyleyeyim sevgili Esra. Mesela bu üçüncü bölümle ilgili Osman Gazi, devletimizin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti. Aha, bunu dinleyelim. Bu evet. İşte üçüncü bölüme örnek. Evet. Oğullarıma ve dostlarıma birinci vasiyetim, kelime-i tevhidi ta uzaklara götürünüz. Oğlum, ben ölünce gümüşlü kubbe altına koyasın. Hak buyruğundan gayri iş işlemeyesin. Bilmediğini din ulemasından sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın. Zalim olma, ulemaya riayet eyle, askerine ve malına gurur getirme. Bizim mesleğimiz Allah'ın yolu, maksadımız Allah'ın rızasıdır. Sana da bunlar yaraşır. Daima herkese ihsanda bulun, memleket işlerini noksansız gör. Benim duam, Allah'ın inayeti, evliyanın himmeti, Peygamberimizin mucizatı, seninledir. Osman Gazi'nin vasiyeti Osman hocamızın okudum. Osman Gazi'nin vasiyetini evet, okudum. Evet. Osman Gazi'nin vasiyeti Orhan Gazi'ye vasiyetiydi. Evet. Evet. Peki şimdi bir de başka vasiyet okuyayım. Kimin vasiyeti hocam? Bu kimin vasiyeti? Ertuğrul Gazi'nin. Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye vasiyeti. Vasiyeti. Evet. Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye vasiyeti. Bak oğul beni kır. Ama Şeyh Edebali'yi kırma. Beni kırarsan gücenmez değil, gücenirim. Ama Şeyh Edebali'yi kırarsan gözlerim sana bakmaz. Bakarsa da görmez olur. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bunu vasiyetim say. Allah Allah. Ya, evet efendim. Gelin şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in. Hazreti Ali Efendimiz kim Allah aşkına? Yani sevgili peygamberimizin evinde, elinde yetişmiş, gençlerden ilk iman eden bir kişidir. Hazreti Ali Efendimiz'in vasiyeti. Hazreti Ali Efendimiz. Peki böyle olan kişiye Allah aşkına kafir denilir mi? Bir işte hariciler diye bir grup türedi, hariciler. Bunlar büyük günah işleyen kafirdir derler. Hazreti Ali Efendimiz'e de kafir diyor.
İbn-i Mülcem diye bir adam. Aynen böyle Ramazan-ı Şerif'in 17. günü sabah namazını Cuma günü o günde. Hı hı. Cuma namazının sabah namazını kıldırmak üzere Hazreti Ali Efendimiz erkenden camiye geliyor. Bu herif de pusu kurmuş. Hazreti Ali Efendimiz'e saldırıyor. Ve o sırada tabii kan oluyor, dehşet oluyor. Bu durumda Hazreti Ali Efendimiz cemaati uyarıyor. Siz cemaati kaçırmayın diyor. Bırakın beni. Cemaati kaçırmayın. Ve yakalıyorlar adamı. İbn-i Mülcem'i yakalıyorlar. Huzuruna getiriyorlar. Şöyle acı bir tebessüm. Acı bir tebessüm İbn-i Mülcem'e. Diyor ki bunu hapiste tutun. İyi olursam ya bağışlarım ya da hükmü ilahiyi uygularım. Vefat edersem bir can karşılığında bir can alınsın. Sakın adamın vücudunu parçalamayın. Kızı da ağlıyor. Hazreti Ali Efendimizin kızı da ağlıyor. Kızım ağlama. Benim gördüklerimi görsen ağlamazsın. Ya Emirel Müminin ne görüyorsun? Kızım işte melekler, peygamberler saf tutmuşlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da onların önünde yer almış. Kainatın efendisi bana diyor ki Müjde Ali gittiğin yer ayrıldığın yerden daha da iyidir diyor. Kızım ben bunları görüyorum. Melekleri, peygamberleri, kainatın efendisini görüyorum. Sen de bunları görsen ağlamazsın kızım. Ve titreyen dudaklarıyla Hazreti Ali Efendimizin vasiyetine bakın. En iyi zenginlik akıl. En kötü fakirlik ahmaklık, en iyi cömertlik güzel ahlak, en kötü şey insanın kendini beğenmesi. Müslüman olarak ölecek şekilde yaşayın. Görüyor musunuz sözü? Ya. Müslüman olarak ölebilecek şekilde yaşayın. Allah'ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin. İki kişinin arasını düzeltmek, nafile namaz kılmaktan eftaldir. Akraba ilişkilerini sürdürün. Komşularınız hakkında Allah'tan korkun. Aman namaza sıkı sarılın. İnsanlara güzel söz söyleyin. Emri bil maruf nehi anil münker yapın. İyilik ve takva için yardımlaşın. Size selam ediyorum. Allah'ın rahmetini diliyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah razı olsun ya hocam. Ya efendim. Evet, vasiyetler var okuyacağınız, aktaracağınız. Esra'nın sorusu var mı, onu bir soralım. Başka sorun var mı? Başka sormak istediğim bir şey yok. Sormak istediğim bir şey yok. Demek ki vasiyet 3 bölümden oluşuyor dedi. Özetleyelim. 1. bölüm Allah hakları bölümü. Hayır, kul hakları bölümü. 2. bölüm Allah hakları bölümü. Ya. Evet. İlk bölüm kul hakları bölümü. Ama bunlar da Muhsin Bey bununla ilgili gelin bir hatıramı anlatayım. Müftülüğüm zamanında bakın bir emekli imamım bana şunu anlatıyor. İmam olduğum köye birisi geldi. Elinde de koca bir valiz. Hoca efendi beni tanıdın mı? Tanıdım. Sen bu köyden olup da Ankara'da ikamet eden Mehmet Efendi değil misin? Yok hocam, yok bilemedin. Bilemedin hocam, ben Mehmet Efendi değilim. Ben hain Mehmet'im. Ben hırsız Mehmet'im. Estağfurullah Mehmet Bey ya. O laflar ne demek? Hocam benim hırsızlığımı ne ailem biliyor, ne de bu köylü biliyor. 24 kişinin bende hakkı var. Oo. Hepsinin parası şu çantanın içinde hocam. Şu köy bekçisi İlyas Efendi'yi de çağır ve o ada 24 kişiyi huzuruna celbedelim. Bunlarla helallaşmak istiyorum. İtiraf var orada yani. Tabii. Bu kişilerle helallaşmak istiyorum hocam. Allah Allah. Köy bekçisi İlyas Efendi gel. Birinci sırada Hasan'a geldi. Hasan'a. Yıl 1954. Senin bir yarış atın vardı. Ne oldu? Bir haber çıkmadı. Ne istiyorsun o ata? O ne demek ya? Ya o atı götüren hain benim. Estağfurullah Mehmet Efendi ya. Ne atı götürmek ne? Hırsızlık nerede? Sen nerede ya? Ya bana ikram değil bu senin dediğin kardeşim ya. Sen ne istiyorsun o ata? Şunu istiyorum al.
İki gözü iki çeşme, oh 23'e düştü. İkinci sıradaki adam, gel Ömer ağa, senin yıl 1955, 50 tane tohlun vardı. Onlar ne oldu? Gitti, bir haber çıkmadı. Ne istiyorsun onlara? O ne demek? Onu götüren benim. Hulasa 24. sırada bir kadın, o da gelmiş, diyor ki Mehmet ağa, duydum diyor, sen para dağıtıyormuşsun Mehmet ağa diyor. Benim kapımı zorladın Mehmet ağa, korkuttun gecenin altında beni. Şu kadar para ver, ben hakkımı helal edeyim. Ama iki gözü iki çeşme. Ya. Köyde çalkalanıyor tabii. Evlatları ağırlanıyor. Evet. İmama rastlayınca, hoca efendi hırsızdan ne haber? Oğlum, babanızdan utanmayın. Babanızın hatası gibi hatalar hepimizde var. Ama babanızın yiğitliğini biz gösteremiyoruz. Ya. Babanızdan utanmayın da iftihar edin. Öyle değerli bir adamdır. Bizden temiz adamdır babanız. Ve sonra o adam ne diyor? Hoca efendi, masrafların bana, beraber hacca gidelim mi hocam? Hadi gidelim. Hac yoluna düştük ama Mehmet yemez, içmez, ağlar. Nihayet harem-i şeriften içeriye girdik. Mehmet'te bir feryat. Ya Rabbi, hain Mehmet geldi. Bunu da kulluğa kabul eder misin? Mehmet yıkıldı oraya. Ya bir hastalığı mı var bu adamın? Sarası mı var? Bir doktor hemen, doktor başınız sağ olsun dedi. Allah Allah. Hayatını kaybediyor, evet, kutsal ya. Topraklarda. Allah Allah. Bakın sevgili Peygamberimiz, Allah Allah. Ömrünün son vefatına bir gün kala Hazreti Ali, Hazreti Fazlı'nın kollarında ashabın huzuruna geliyor. Ashabım, kimin sırtına vurmuşsam işte sırtım, gelsin vursun. Kimin malını almışsam işte malım, gelsin alsın. Ashab ağlaşıyor, canımız feda ya Resulallah. Yani bizim sende ne alacağım, bu bana ikram değil. Beni Rabbimin huzuruna kul hakkıyla göndermeyin. Bende hakkı olan gelsin alsın, bugün bana en sevgili odur. Birisi diyor, ya Resulallah, siz bir zaman emir buyurdunuz. Filan kişiye 3 dirhem yardım et diye, ben ettim ama o para bana tekrar ödenmedi. Fazlı, derhal öde onu. Bakın nasıl kul hakkı konusunda da Efendimizin gösterdiği hassasiyete bakın. Allah razı olsun. İşte vasiyetim olacak. Bakın vasiyetin karını anlatayım size. Şimdi ben zekatı vermedim. Vaktiyle vermedim. Vasiyette etmedim. Ecel geldi gittim. Varisler desin mi? Ya bu ahmak adam farz olan zekatı bile yerine getirmedi ya. Bize de miras bıraktı. Bıraktığı mirastan önce şu adamın zekat borcunu verelim diyecek mi? Demeye lüzum yok. Demeyecek. Ne olacak ya? Adam zekatı vermedi, farzı işlemedi, vasiyette etmedi. Ne olacak? Helal haram yeridi, helal haram yegidi, sen kazandın el yedi, sen de topuzu yegidi olacak. İnsan bu duruma düşmemeli ya. Öyleyse. Zekatı vermedim, bari vasiyet edeyim de sorumluluktan kurtulayım. Tekrar bari. Hocam evet. Bölümlere tamam. Gelelim, çok güzel aktardınız. Önce kul hakkı, vasiyet 3 bölümden oluşuyor ya, dedi hocam. Önce kul hakkı, o anlattığınız hadise gerçek değil mi tabii, biraz evvel? Yaşanmış. Önce kul hakları bölümü, sonra Allah hakları bölümü, en sonunda eşe, dosta, çocuklara varsa... Hayır öğütler. Şimdi hocam, sizin vasiyetinizi merak ediyoruz. Benim bir de vasiyet gizli mi olur? Vasiyet gizli mi olur? Gizli olur dediğim tabii belki de Allah'a karşı işte şeyler var. O yüzden evet. Hemen ortalığa dökülmesi de baksana evet. Adam ne diyor, şunlar şöyle olsun diyor filan. Evet. Yani Allah ile yüzleşmem. Onlar da herhalde gizli olmalı değil mi? Yani sokağa dökülmemeli. Evet. Ya adam şu hırsızlığı yapmış filan diye yani, değil mi? Peki Esra hazır. Siz şimdi vasiyetinizi Esra söyleyeceksiniz. Hanıma, Esra yazacak. Nasıl bakın, yazılır mesela, diyelim. İzleyicimizi yazdırmak istiyor. Bizi izleyenlerden tamam. Birisi diyor ki ben torunumu, kızımı çağıracağım, vasiyet yazdıracağım. Nasıl yazdırsın hocam? Bakın ayeti kerimeyi okudum. Ey müminler, Allah'tan korkun, yarın için ne hazırladıysanız bir bakın. Ey Allah'ın elçisi, en faziletli Müslüman kim? En güzel ahlaklı olan, en akıllısı olan kim? Yarını çok hatırlayıp hazırlanandır.
Ha, demek ki ve bu hadis-i şerifi de bir daha hatırlatayım. Vasiyet edecek imkanı olup da vasiyeti yapmadan iki gece yatmaya kişinin hakkı yoktur. Hadis-i şerif. Hadis-i şerif. Bunu nakleden Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Hazreti Abdullah, Allah ben Allah. Bir gece bile geçirmedim, vasiyetimi yazılı hale getirdim. Ama hocam ya, bu çok bilinmiyor yani. Bilinmiyor. Ya bilinmiyor i̇şte bu. Bugün, yani biz bunları yeni bugün duyuyoruz. Bugün vebal vasiyet, bizden geçsin evet, Muhsin evet, Bey. Evet. Biz bunun altını çize çize söyleyelim de. Vasiyetin bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk tabii biz. Tabii öyle ya. Son derece önemli ya. Son derece önemli ama hep vebal bizde. Biz bunları anlatmamışız. Bu mübarek millete bunu anlatmamışız. Allah razı olsun yani. Hocam. Siz anlatıyorsunuz. Öyle tabii. Siz anlatmıyorsunuz. Peki anlatalım. Şimdi Esra ne yapacak hocam? Hem de ne, şimdi ne hadi bir vasiyetname yazıyor. Peki yazıyorum. Buyurun. Esra yazacak. Yukarıya bir vasiyetimdir dedik. Hı. Vasiyetimdir. Necmettin Nursaçan hocamın vasiyeti. Benim gel şahsımın olmasın. Yani bir genel yazıyoruz gel hocam. Gel bir model yani. Abi sizin şahsınıza genel bir vasiyet. Ha, genel bir, sizin şahsınıza öyle. Genel bir vasiyet. Sevgili Ahmet ve Hüseyin Beyler. Sevgili Ahmet Uçar ve Hüseyin Topçu Beyler. Bunlar şimdi, kim hocam? Bunlar iki yakın dostum. Sizin iki yakın dostunuz. Evet, iki yakın dostum. Yani artık şey model olarak anlatıyoruz yoksa. Tamam tamam güzel mi? Hocam. Onları bir daha söyleyelim. Sevgili Ahmet Uçar ve Hüseyin Topçu Beyler. Beyler. Evet. Sizi vasi tayin ediyorum. Yazalım. Sizi vasi tayin sizi ediyorum. Sizi vasi tayin. Ne demek hocam bu? Yani vasiyetimi yerine getirmekle görevlendiriyorum ha. Sizi. Sizi görevlendiriyorum diyorsunuz evet. Burada. Evet. Sevgili Ahmet Uçar ve Hüseyin Topçu'ya hocam diyor ki sizleri vasi tayin ediyorum. Sizi görevlendiriyorum. Sizi görevlendiriyorum. Tamam devam edelim. Arzularımı bu vesikada birer birer sıralıyorum. İsteklerimi arzularımı evet. Tek tek sıralıyorum. Sıralıyorum. Evet. Bunları yerine getirirseniz size teşekkür ederim. Evet bunları yerine getirirseniz size teşekkür ederim. Yani Ahmet Uçar ve Hüseyin Topçu'ya teşekkür şimdi ediyorum. Şimdi bu giriş kısmı. Bu giriş kısmı. Birinci bölüm. Tamam bu birinci bölüm. Birinci bölüm. Tamam. Neydi bu? Allah haklı, kul hakları hakkı. Bölümü. Ha. Amacı ne? Benim hakkım başkasında kalmayacak. Başkasının hakkı bende kalmayacak. Tamam. Ha. Bunu hedef alıyor bu bölüm. Tamam. Kul hakkı bölümü bu. Kul hakkı bölümü bu. Tamam. Yani ne diyorum? Mesela filanın gıybetini ettim. Şu 10 bin lirayı verin. Hakkını helal etmesini sağlayın. Onu yazmıyoruz. Yok. O daha söylemedi hocam. Yazalım mı öyle? Yazalım mesela. Yazalım. Tabii, tamam. Kul hakları bölümü. Falanca ismi yazmak şart bak, değil. Buranın karı ne? Buranın evet. Karı da ben bunu yazıyorum. Laf değil bu. Yarın öleceğim. Ve bunu da açacaklar. Adama götürüp 10 bini verecekler. Hmm. Ama bana tesiri ne? Diyorum ki ya şu dilime hakim olmadım ya. Şu dilime hakim olmadım. Adamın nasıl hakkında yazıyor? Adamın hakkında ileri geri laf söyledim. Evet. Şimdi de bak 10 bin lira para gönderiyorum ki şunu al da hakkını helal et diye gönderiyorum. Evet, evet efendim. Söyle kızım ne yazdık oraya? Devam et sen Esra devam et. 10 bin TL'nin evet. ödemenizi rica ediyorum. 10 bin lira ödemenizi rica ediyorum dediniz. Kime diyelim gıybeti, ki? Falancanın gıybetini yaptım tamam, dediniz. Tamam bir kişi. Evet. O, bu bana tesir ediyor. Diyorum ki öyleyse bir daha şu dilime hakim olayım. Bir daha onun bunun gıybetini iftirasında suizanda bulunmayayım ya. Suizan haramdır suizan. Ha, onlar orada iki kişi konuşuyor bak. Beni çekiştiriyorlar ha. Halbuki öyle değil. Onlar kendi meselelerini konuşuyor. Rabbim bana diyor ki suizan etme haramdır diyor ya. Evet. Evet. Kul hakkı ihlalidir bu. Şimdi buna benzer diyelim ki filan kişiye filan yerdeki dükkanı sattım. Tapuyu verdim. Ama 500 bin lira alacağım var. Onun da tahsil edilmesi. Tapuyu vermişim. He? Tapuyu vermişim ama parayı almamışım daha. Benim hakkım başkasında kalmamalı. Şimdi bunun aksi de olabilir. Ben başkasından filan yerdeki dairesini satın aldım, tapuyu da aldım ama adama 350 bin lira borcum var, onun ödenmesi. Hmm. Ya elin başkasının hakkı bende kalmayacak, benim hakkım başkasında hocam, kalmayacak. Hocam Esra şunu yazdı, falanca dükkanı sattım.
Tapuyu verdim. 500 bin lira tahsil edilmesini rica ediyorum. Tamam. O kişiden 500 bin lira tahsil edilecek. Tamam. O kişiden 500'ü tahsil edilecek. Ha. Tamam. İkincisi filan neydi? Kişinin de dairesini satın aldım. Onu yazalım. Filan kişinin de dairesini satın aldım. Dairesini satın aldım. Efendim dairesini satın aldım. Tapuyu da aldım. Satın aldım. Tapuyu da aldım. Ne kadar verilecek? Ama 300 bin lira borcum var. Onun ödenmesi. O zata da 300 bin lira borcum var. O borcun da ödenmesi. Şimdi bak ben vasiyet etmesem. Nereden bileceğiz bunu? Şimdi vasiyet etmesem tapuyu almışım. Adam gelecek diyecek ki ya her ne kadar tapuyu verdim ama ben babanıza güvendim verdim. Ya 300 bin lira alacağım var. Şimdi diyebilirler ki varisler sen ne konuşuyorsun arkadaş? İyi ki 300 diyorum. Hadi 800 desen ne olacaktı yani? Evet. Diyebilirler varisler. İyi ki vasiyetiniz var o zaman. İyi ki vasiyetiniz var. Evet. İşte kul hakkı ihlal etmiş olmamak için bunlar yazılıyor. Hocam bir okuyayım son kısmı. Gıybetini yaptığım birisi var, bir şahıs var. 10 bin lira ödemenizi rica ediyorum dediniz. Tamam. Diğer bir paragrafta falancanın dükkanını sattım. Dükkanı sattım. Evet. Dükkanımı sattım. Dükkanı sattım. Tapuyu verdim kendisine. Ha. 500 bin lira tahsil edilmesini rica ediyorum tamam. O zattan. Doğru. Filancaya filancanın dairesini aldım. Tamam. Tapuyu da aldım. Daireyi aldıktan sonra 300 bin lira ödemenizi rica ediyorum. Tabii. Ediyorum doğru. Diyorsunuz. Tamam. Şimdi gelelim. Bunları kimden istiyorsunuz? Ahmet Uçar ve Hüseyin Topçu'dan. Onlara diyorum ki bu tamam. Şey lütfen delalet edin. Tamam. Evet. Devam edelim. Şimdi 3. bölüme gelelim. 3. bölüm. 3. bölüm şimdi, neydi? Evet. Evladu iyalime söylediğim hayır öğütleri bir kere daha söylüyorum. Ne diyorum? Haram yemeyiniz. Haram yemeyiniz. Evlatlarım. Evet, hiç kimsenin varislerim yahut da varislerim, hiç kimsenin evlatlarım, evet. Hiç kimsenin hiçbir kimsenin malına, canına, ırzına, itibarına zarar vermeyiniz. Komşularınızla iyi geçininiz. Komşularınızla iyi geçininiz. Akraba münasebetini kesmeyiniz. Anamın, babamın, kardeşlerimin ruhlarının şad olması için şu 200 bin lirayı doğum yerim olan filan yerde ihtiyaç sahiplerine dağıtınız. Anamın, babamın, güzel. Kardeşlerimin ruhlarının şad olması için 200 bin lirayı o doğum yerimdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtınız. Doğum yerimdeki okulun bilgisayarlarını alınız. Doğum yerimde bulunan okulun bilgisayarlarını alınız. Evet. Onarıma muhtaç olan camisini onarınız. Onarıma muhtaç olan camisini onarınız. Onarınız. Evet. Evet. Bu son kısımları bir okuyabilir misin? Haram yemeğiniz o varislerim, evlatlarım. Esra bir oku. Haram yemeğiniz. Varislerim, evlatlarım. Varislerim, haram yemeğiniz. Hiç kimsenin malına, canına, ırzına, itibarına zarar vermeyin. Komşularla iyi geçinin. Annem ve babamın ruhunun şad olması için 200 bin TL'yi doğum yerimde bulunan ihtiyaç sahiplerine veriniz. Doğum yerimdeki okulun bilgisayarlarını alınız. Son evet. olarak da caminin onarımını da yapınız. Söylediniz. Aynı yerdeki caminin onarımını da yapınız. Evet. Onu da yazalım. Ya ne kadar güzel. Yani akraba münasebetini kesmeyiniz bir cümlede öyle. Ha, bir cümlede onu ekleyelim. Akraba münasebetlerini kesmeyiniz diye vasiyet ediyor hocam. Evet. Şimdi öğreniyoruz değil mi nasıl olduğunu? Şimdi ben şimdi biraz hocam müsaade buyurur musunuz? Tabii efendim. Kafa karışıklığı kalmasın, soru işaretleri kalmasın diye çok dikkatli dinleyenlere soralım bakalım. Evet, şöyle mikrofonu bir alın. Mikrofonu bir alın, elden ele soracağım. Evet. Çok güzel vallahi öğrendik. Öğrendik nasıl güzel. Yazıldığını vasiyetin. Şu imza yerine geçtik. Bu vasiyetnameyi, kendi ellerimle, kendi ellerimle 24 Haziran İstanbul Eyüp semtinde yazdım. Allah Allah. Yazdım. Hocam imzalayacak onu, öyle yazalım. Tabii, imza. Onu öyle yazalım. Veya
Esra kızımıza yazdırdım. Tamam, hadi o şekilde yaz. Şimdi öğrenebildik mi vasiyet nasıl yazılırmış? Öğrendik efendim. Öğrendik. Yakın tutun biraz. Daha önce vasiyet nasıl yazılır bilir miydiniz? Bir fikriniz var mıydı? Yani yazmadım ama tahmin ediyorum dilekçe yazar gibi bir nevi. Ama işte şartları var. Üç bölümü i̇şte, var. Evet. Kulakları bölümü var. Allah hakları bölümü var. Tabii. En son eşe, dosta, akrabaya da nasihat bölümü var. Evet. Yani bir kendi içerisinde şiir gibi adeta. Hocam borçları kime bıraktınız? Onu da yazdı ya borçları. Onlar da şöyle. Yazdı. O bölümü okur musun, borç bölümünü? Ya. Borç alacak da var, verecek de var. Evet. Borç bölümü diyor ya, dükkan sattım. Evet, gıybetini yaptığım kişiye 10.000 TL ödemenizi rica ediyorum. Dükkanını sattığım kişiye 500.000 TL vermenizi rica ediyorum. Dairesini aldığım kişiye 300.000 TL borç ödemenizi şunu rica ediyorum. Borç ödemenizi rica ediyorum. Şunu vurgulayalım. Ne kadar malımın ne kadarını vasiyet edebilirim? Hocam o soruyu soracağım size ama burada ablamızın bir sorusu var. Peki, yakın tutun mikrofonu. Hocam tamam, vasiyet güzel de kim ödeyecek o paraları? Vasiyet ettiğiniz kişi ödeyecek mi onu? Evet. Tabii bu resmen de geçerli olur. Dinen de bu varislere gösterecek bunu. Ama, bakın imzalı babanızın. Tamam da ödemezlerse ne olacak? Ödemezlerse vebal onlara olur. Sorumluluk onlara olur. Şimdi siz yazıyorsunuz. Evet. Eğer ödemezlerse kızınız, oğlunuz vebal onlar çekecek. Şimdi bakın, bir Müslüman cenazesine sırayla yapılması farz olan 4 şey vardır. Nedir onlar? 1. Teciz, tekfin, yıkanma, kefenlenme, namazının kılınıp usul-i İslam üzere Müslüman mezarlığına defin. 1. Farz. 2. Borçları varsa mal varlığının içinden çıkacak, borçları ödenecek. Hanımının mehir hakkı var, çıkacak, ödenecek. 3. Vasiyeti varsa mal varlığının 1/3'ünden geçerli olmak üzere. Mal varlığı diyelim ki 200 bin liralık mal varlığı var. Bunun 1/3 ne eder? 1/3 diyelim ki 60 kusur bin lira eder, değil mi? O kadar vasiyet edebilir. Daha fazla edemez. 1/3 geçmeyecek. 4 mirası taksim olunur. Hocam şimdi ablamızın sorduğu şu aslında. Diyor ki şimdi vasiyette bulunmuş ama diyor adamın parası yok. Vasiyet etmiş. Şimdi çocuklarına bu yük olmaz mı diyor. Yani çocuklar cebinden mi bu paraları ödeyecekler? Hayır, o vasiyete uymak gerekmez. Hocamın şimdi vasiyeti şöyle. Hocamın parası var. Tabii. Vasiyeti yapıyor. Peki evet, ya tabii. Bir de şöyle para var ama vermek istemiyorlar mirasçılar. O zaman demin dedim ya. Vebal. Helal haram yer yedi. Helal haram ye gidi. Sen kazandın el yedi. Sen de topuzu ye gidi. Kul hakkı. O zaman kul hakkı oluyor hocam bu. O zaman kul hakkına giriyor. Şimdi kafalar karıştı, şundan dolayı karıştı. Şimdi bazıları diyorlar ki hocam tamam, ne güzel yazdırdı buraya. Demiş ki falancanın dairesini aldım, tapuyu da aldım, 300 bin lira ödeyin. Kim ödeyecek bunu? Çocuklar mı ödeyecek? Hayır. Hocamın parası var fakat vakti yetmemiş. Allah hayırlı uzun ömürler versin hocama. Diyelim biz yazmışız ama ömrümüz yetmemiş, paramız da var, ödeyememişiz o anın. Tapuyu da almışız, ödeyememişiz. Ama param var benim. Dolayısıyla çocuklara diyorum ki benim paramdan bunu ödeyin diyorum. Sizin kastettiğiniz başka bir şey. Doğru. Evet. Peki Esra, var mı sorun kafana takılan? Hı? Yazabilecek misin yani böyle bir insana vasiyet? O kadar etki eder ki. Hocam baştan okutalım mı bir Esra'ya? Neler yazmışız? Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Bakın, eve varınca elinize kağıdı, kalemi alın. Vasiyetimdir diye bir yazmaya başlayın. Bak ne oluyor. Hocam yalnız biraz ürkütücü geliyor ya. Nasıl namaz kılmıyor? Ne ürkütücü? Allah'ın Resulü ne diyor? En akıllı kişi yarını hatırlayan, unutmayan, hazırlık yapan. Evet. Ya yevme izin yetezekkerul insan ve enna lehu zikra. Kişi hatırlar. Vah yapsaydım, bir faide bahşeder mi heyhat, vaktinde edilmeyen nedamet. Buyurun, buyurun, buyurun. Hocam sözle de olur mu vasiyet? Mesela vasiyet ediyorum size deniyor. Sözlü de olur tabii. Olur değil mi? Sözlü de olur. Hocam izleyicilerimizin de soruları var. Hocama sorum etiketiyle Twitter'dan yazıyorlar. Vasiyetler bağlayıcı mıdır? Yani mesela yazılmayan şeyler de var diyorlar. Mezarlarla ilgili, gömülerle ilgili. Doğru bağlayıcı mıdır her vasiyet? Bazı vasiyetler var ki
bağlayıcı değildir. Mesela cenazemi filan yıkasın. Evet, bunun gibi. Namazımı filan kıldırsın. Ya da şuraya gömüleyim gibi. Beni filan yere defnedin. Bunlar bağlayıcı değildir. Eğer yapılabiliyorsa yapılabilir de. Ama illa yapacaksın diye bir mecburiyet, bir bağlayıcılık yoktur. Anladım. Evet. İlla aksini tutacağız diye de bir şey diyor. Adam diyor ki İstanbul'da filan mezarlığa defnedileyim diyor. Mesele yok, defnedilebilir. Ama illa o vasiyet etti diye yapacak değiliz. İlla aman bulun adamı. Adam burada yok. Cenaze, Müslüman cenazesi günlerce beklemez. Geçenlerde dedim ya, bakın acelecilik iyi değil. Ama nerelerde acele iyi? Vakti giren namazda, hazırlanan cenazede, dengi bulunan kızda, günahtan tevbede ve hayırda acele etmeliymişiz. Hani iyi anladık mı? Beş şeyde acele ediyor. Tekrar ediyorum. Vakti giren namazda acele ediyorum. Ve günahtan tevbede acele ediyorum. Hayırda acele ediyorum. Hazırlanan cenazede acele ediyorum. Dengi bulunan kızda acele ediyorum. Evet. Evet. Hocam, izleyicilerimiz, ben şimdi Esra'ya bir kez daha vasiyetinizi yazdırdınız, vasiyeti okutacağım. Fakat öncesinde Allah haklarını tekrar öğrenmek istiyorlar. Allah ya. Haklarından kastınız ne vasiyet? Allah'ın benden mesela oruç hakkı var, tutmadım. Evet. 2 yıl ömrüm içinde 2 yıl oruç. O orucu ne yapacağım şimdi? Her gün için bir fidye. Bari yapmadım, hiç olmazsa vasiyet edeceğim, hiç olmazsa. Peki kurban borcum var, adağım var, adak, onun da yerine getirilmesi. Sonra hac üzerime farz oldu, gidemedim. Yerime bir münasip kişinin gönderilmesi. Zekatı vermedim. Niye vermedin? Hırsım vardı, tamahım vardı. Hele vereceğim, hele dur şu zaman. Bir de bakan ecel geldi. Allah hakları bunlar. Allah'ın hakkı. Ablacığım, evet. Neler yazıyorsunuz? Siz mikrofonu uzatabilir miyiz öne bir ablamız? Ben soru sordum. Evet, yakın tutun. Ne yazdınız? Bu ben hocamın anlattıkları ilgili not mu aldınız? Not almadım. Onlar benim kafamda, onları aklımda. Tamam. Ben soru sormak için daha önce not almıştım. Şöyle ki, bazen gittiğimiz yerlerde namaz kılacak yer olmuyor ya da ortam müsait olmuyor. Bu namazı terk etmemek için önceden kılabilir miyiz hocam? Hayır, vakti gelmeden kılamayız. Vakti gelmeden kılamayız. Evet. Peki, konumuzun dışında bir soruyu da olsun, onu da yer vermiş olduk. Teşekkür ederim. Evet, sevgili Esra, muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'ın bugün yazdırdığı vasiyeti baştan sona bir okusun, dinleyelim. 24 Haziran 2016. 24 Haziran 2016. Evet. Sevgili Ahmet Uçar ve Hüseyin Topçu Beyler, sizleri vasi olarak tayin ediyorum. Arzularımı bu vesikada birer birer sıralıyorum. Bunları yerine getirirseniz size teşekkür ederim. Falan kişinin gıybetini yaptım. 10 bin bir duralım. Şimdi bunları yerine getirirseniz size teşekkür ederim kısmı, kul hakları bölümü. Hepsinin girişi bu. Hepsinin girişi. Hepsini yapacak bu. Evet. İşin başlangıcında bunları söylüyorum. Tamam. Size vasiyi tayin ettim. Arzularım da burada, aşağıda. Onları lütfen yerine getirin. Devam edelim. Evet. Falan kişinin gıybetini yaptım. 10.000 TL ödemenizi rica ediyorum. Falan kişinin dükkanını sattım. Tapuyu verdim. Dükkanını sattım. Satın aldım. Satın aldım. Tapuyu verdim. 500.000 TL tahsil edilmesini rica ediyorum. Sattım öyleyse dükkanımı. Sattım. Dükkanımı filan kişiye sattım. Tapuyu da verdim. Ama 500.000 lira alacağım kaldı. Onun da alınması. Evet. Tamam. Devam edelim. Falan kişinin dairesini aldım. Tapuyu da aldım. 300.000 TL borcumu ödemenizi istiyorum. Doğru. Varislerime haram yemeğiniz, hiç kimsenin malına, canına, ırzına, itibarına zarar vermeyin. Komşularla iyi geçininiz. Annem ve babamın ruhunu şad olması için 200.000 TL'yi doğduğum yerdeki ihtiyaç sahiplerine veriniz. Doğum yerimdeki ilkokulun bilgisayarlarını alınız. Caminin onarımını yapınız. Akraba ziyaretlerini ihmal etmeyiniz. Devam et. Bu vasiyetnameyi kendi ellerimle İstanbul Eyüp'te yazdım. Necmettin Nursaçan. Allah size hayırlı uzun ömürler versin hocam. Allah hocamıza hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Peki, Allah razı olsun.
bu vasiyet bölümünde böylelikle işlemiş olduk. Çok faydalı bir konu oldu yine. Çünkü çok az biliniyordu vasiyetin bu kadar önemli olduğunu biz bilmiyorduk. Öğrenmiş bakın olduk. Padişahların Sultan II. Murat Han'ın vasiyeti. Hemen kısaca onu da duyalım. Tevekkülüm Halikımadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullu men aleyha fan ve yebka vecu rabbike zül celali vel ikram. Toprağın üzerindeki her şey toprak olur. İkram ve azamet sahibi Allah baki kalır. Herkesin ölümü tadacağını ancak celal ve cemal sahibi Allah'ın baki kalacağını bilmeye ve ulu Allah'ın فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan sizi aldatmasın. Dünya hayatı sizi mağrur etmesin sözünü mülahaza etmeye ve Peygamberimizin kişinin vasiyet edecek varlığı olup da vasiyet etmezse vasiyetini yapmadan iki gece geçirmeye hakkı yoktur sözünü tutmaya Rabbim beni muvaffak etti. Kendisi iyi niyetle ve saf inanışla malının üçte birini vasiyet etti. 3500 altın Mekke-i Mükerreme fakirlerine, 3500 altın Medine-i Münevvere fakirlerine, 1500 altın Kuds-ı Şerif fakirlerine dağıtılan. Allah razı olsun. Evet. Allah efendim. Razı olsun hocam. Bir vasiyet daha okuyayım. Hocam vaktimiz yetmeyecek çünkü peki. Bir telefonumuz var. Dün umre hediyesini veremedik biliyorsunuz. Tamam. Bugün bağlayacağız onu. Evet. Ayşe Altınırmak hanımefendi İzmir'den ilk düşüren izleyicimizmiş. Hemen bir yayın alalım. Reklamlardan önce bir konuşalım, şifreleri isteyelim. Şifreler neydi arkadaşlar bu arada? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bende şifreler, bende. Sıkıntı yok. Evet, hoş geldiniz yayınımıza. Ayşe Hanım, İzmir'den dün düşürmüşsünüz. Evet. İlk siz düşürmüşsünüz. Evet. Kısaca bir tanıyalım sizi. Ne iş yaparsınız, kimsiniz? Ben İzmir'de oturuyorum. Evet. Karşıyaka'da oturuyorum. Evet. Ev hanımıyım. Evet. İki tane çocuğum var, bir oğlum var evli, bir kızım var bekar. Allah bağışlasın. Çok istiyordum Ümre'ye gideyim. Hatta rüyasını gördüm. İnşallah. Ne gördünüz rüyanızda? Rüyasını gördüm. Ne gördünüz? Ama bir kazanayım da ondan sonra söyleyeceğim. Tamam. Rüyamda gördüm. Allah Allah. Hatta evet. Bugün babamın hatimini indirdim. Babama hatim yaptım. Bugün de babamın hatimini indirmiş oldum. Vefat etti babam. Bugün de onun hatimini indirmiş Allah rahmet oldum ve de rüyasını gördüm. Ne güzel. Şimdi hayırlı olsun diyelim biz. Rüyanız için hayırlı olsun diyorum. İnşallah umre için de hayırlı olsun deriz. Hemen şifreleri rica edeyim sizden. Birinci şifre neydi dün? Birinci şifrem Ramazan. Doğru. İkinci şifre? Bereketi. Doğru. Üçüncü şifre? Ümre. Doğru. Dördüncü şifre? Ziyareti. Ramazan bereketi umre ziyaretiydi. Doğru. Tebrik ediyoruz. Ama hocamızın bir sorusu var size. Evet. Acaba Ayşe Hanım kardeşimiz... Hocam kolay olsun, kolay. Ne olursun. Peki, çok heyecanlıyım. Peki aklıma gelen soru bu, ben ne yapayım? Bu geldi gönlüme. Şimdi sevgili peygamberimizden sonra ilk halife kim olmuştu? İlk halife Hazreti Ali mi? Hazreti Ömer. Ay biliyordum, heyecandan unuttum hocam. İlk halife. Ay unuttum ki. Oldu olacak. Hicrette beraberdiler. Hazreti Hamza mı? Hicrette beraberdiler hicrette. Yani gel. Ay Hazreti Halife. Dört halife var. O dört halifeyi hayır, neredeyse. Dört halife. Dört halife var ya, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, hangisi? Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir mi? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir, evet hocam biliyordum ama heyecandan unuttum. Demek peki. İlk halife Hazreti Ebu Bekir. Sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra tebrik Hazreti ediyoruz, Ali. Tebrik ediyoruz. Evet, biliyordum. Hayırlı olsun. De. Arkadaşlar detayları verecekler. Kısa bir ara, az sonra birlikte olacağız. Sağ olun, Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Sizden de inşallah, sizden de. Değerli seyirciler, şu anda
Arafat Vadisi'nde Cebel-i Rahme tepesinin eteğinde bulunuyoruz. Yani sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın insanlık tarihi için çok önemli veda haccı hutbesini irat buyurduğu mekanda bulunuyoruz. Gelin o hatırayı şöyle bir gönül kameralarımızı o tarihe çevirerek bir yaşamaya çalışalım. Böyle bir ikindi vakti, işte şurası Arafat Vadisi, şu Cebel-i Rahme onun eteklerinde, sevgili Peygamberimiz Kasva adlı devesi üzerinde 124 bin ashab-ı kirama pırlanta mesajlar veriyor. Ey Müslümanlar diye söze başlamıyor. Ey insanlar, bugün hangi gündür? Tabii o günün hangi gün olduğu belli. Herkes biliyor ama edebe bakın. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bugün mukaddes Arefe günü değil mi? Evet ya Resulallah. Bu ay hangi ay? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bu ay mübarek Zilhicce ayı değil mi? Evet ya Resulallah. Bu belde hangi belde? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bu belde hürmete layık belde-i haram değil mi? Evet ya Resulallah. Aynen bu beldenizin, bu ayınızın, bu gününüzün hürmete layık olduğu gibi malınız, canınız, ırzınız dokunulmazdır. Saygıya layıktır. Ashabım, bir daha sizinle burada tekrar buluşabileceğimi sanmıyorum. Sanki Allah Resulü 23 yıllık peygamberlik döneminin bilançosunu veriyor. Ve arada da bunları söyledikten sonra ela helbellat, ashabım ne dersiniz? Görevimi yaptım mı? Rabbimden aldığımı size ilettim mi? İlettin ya Resulallah. Allahümme şehed. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Ey insanlar, bütün inne measirel cahiliyeti mevzuatün. Bütün cahiliye adetleri kaldırılmıştır. Cahiliye adetleri ayağımın altındadır. Kan davaları kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım kan davası amcam Haris'in kan davasıdır. Faiz kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım faiz amcam Abbas'ın faizidir. Ela helbella. Ne dersiniz? Görevimi yaptım mı? Ashabım, Rabbimden aldığımı size duyurdum mu? Duyurdun ya Resulallah. Allahümme şehed. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Yani temel insan hakları ile ilgili en güzel mesajları Allah'ın sevgili Resulü burada veriyor. Ve o gün şu ayet nazil oluyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekumul İslam dinâ. Bugün dininizi tamamladım. Size din olarak İslam'ı seçtim. İslam'a razı oldum. Sanki İslam'ın mührü mahiyetindeki ayeti kerime nazil oluyor. Daha önce de Bismillah İza ca'e nasrullahi vel fetih ve ra'eyten nase yedhuluna fi dinillahi efvaca fesebbih bihamdi rabbike ve estağfiru innehu kâne tevvâba. Bir gün olup Allah'ın yardımı gelince, Mekke fethedilince, Allah'ın yardımı gelince, yani Allah üç şeyden bahsediyor. İza ca'e nasrullah, Allah'ın yardımı gelince, vel fetih ve Mekke fethedilince,
وَرَئِيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Birer biner Müslüman olunurken, şimdi biner biner, bölge bölge, grup grup, millet millet, insanların İslam ile şereflendiğini görünce sen de üç şeyle karşılık ver. Fesebbih Rabbin yüceliğini, bihamdi Rabbik, ona hamd ile, ve estağfiruhu, ola ki ben başardım, ben yaptım, duygularına kapılabilirsin. Ve estağfiruhu, ondan af dile, innehu kâne tevvâba, o tevbeleri kabul eden Mevla'dır. Değerli seyirciler, yani Allah'ın Resulü bu kadar Rabbimizin yoluna hizmet ettiği halde Rabbimiz yine ve estağfiruhu, nihayet kulsun, ola ki kusurun olabilir, bundan dolayı af dile, o tevbeleri kabul eden Mevla. İbrahim peygamber ne diyordu? Vetüb aleyna, ya Rabbi tevbemizi kabul et. Yani Kabe'yi yapıyor, evladını kurbana yatırıyor, misafirsiz yemek yemiyor, kendi Allah yolunda ateşlere atılıyor, memleketini terk ediyor. Buna rağmen vetüb aleyna, ya Rabbi tevbemizi kabul eyle diyerek dua ediyor. Biz nasıl dua etmeliyiz? Biz nasıl sığınmalıyız? Bu vadi nice Allah dostlarının, Allah aşıklarının gönül yanıklarına ve gözyaşlarına şahittir. Gelin biz de bu duygularla iftar duası yapmış olalım. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. وعلى آله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin, sana hamd olsun. En büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin, iman nimetini aramadan buldurdun, Müslüman ana ve babadan dünyaya getirdin, ezan ülkesinde minare gölgesinde dünyaya getirdin, bizi bir Ramazan-ı Şerife daha yetiştirdin, sana hamd olsun. Ma'al kusur, senin rızan için tuttuğumuz oruçları makbul eyle. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Ya Erhamer Rahimin, sevgili Peygamberimizin yaptığı dua ile el açıp boyun büküyoruz. La ilahe illa ente sübhanek, inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم biz yoktuk, sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Allah'ım işlediğimiz hataların şerrinden sana sığınırız. Ya Rab, bizlere lütfettiğin nimetleri itiraf ederiz. Ama bu nimetler karşılığında sana hakkıyla kulluk edemediğimizi de itiraf ederiz. Tarafından bir rahmetle bizi sen bağışla. Amin. Senden başka kim bağışlar ki ya Rab? Rabbena zalemna enfusena ve inlem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Ya Rab, biz nefsimize zulmettik. Eğer sen affetmezsen, lütfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab. Yunus aleyhisselamı gece karanlıklarından, deniz dalgalarından selamet sahiline şu duası ile kavuşturmuş idin. Aziz milletimizi ve İslam dünyasını içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa kavuştur ya Rab. Biz de şu iftar vaktinde senden bunu diliyoruz. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Rabbena ighfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina ghillan lillazina amanu. Rabbena innaka raufur rahim. Ya Rab, bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla. Müminlere karşı gönüllerimizde kim bırakma. Sen esirgeyen, bağışlayan Mevlasın. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. İnneke entel vehhab.
İnneke entel vehhab. Ya Rab, gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma. Gönlümüzü, ruhumuzu sevginle doldur. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Ya Rab, sen tevvapsın, vehhapsın. Kul tevbe edince tevbelerini kabul eden Mevlasın. Kulun isteği çoğaldıkça lütfu, bağışı, ihsanı çoğalan Mevlasın. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Bu Ramazan'ı ömrümüzün son Ramazan'ı etme. Sıhhat ve saadetle, huzur ve afiyetle bayrağımızın gölgesinde, birlik ve dirlik içerisinde nice Ramazanlara, nice bayramlara, eninde sonunda da cennet ve cemalullah bayramına yetişebilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rab. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için. El Fatiha.